Merhaba sevgili 5. sınıf öğrencileri. Bu videomda sizlere din kültürü dersinizden 1. dönemin 2. yazılı soru örneklerini anlatacağım. Bu soruların benzerleri sınavınızda çıkabilir diye düşünüyorum. 1. sorudan hemen başlayalım. Yukarıdakilerin hangileri orucun farz olması için gerekli şartlar arasında yer alır diyor. Akıllı olmak, evet gerekiyor. Ergenlik çağına girmiş olmak, evet bu da gerekiyor. Zengin olmak gerekmiyor. Yani maddi durum önemli değil. Zengin olsa veya fakir olsa da fark etmez. Burada zengin olmak bir şart değil tabii ki. Sağlıklı olmak. Evet bu da gerekiyor. Yani 1, 2 ve 4 numaralı ifadeler gerekiyor. Cevabımız tabii ki A şıkkı oluyor. A şıkkını işaretledik. 2. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Farz kesinlikle yapılması gereken şeylerdir. Doğru, farz Allah'ın emrettiği, kesinlikle yapılmasını emrettiği şeyler. Akıllı ve ergenlik çağına girmiş her Müslüman bu emirleri yerine getirmesi gerekiyor. Bunları terk ettiğimizde günah oluyor. Örneğin işte namaz kılmak. B. Vacip. Kesinlikle yapılmaması gereken şeylerdir diyor. Bu yanlış. Çünkü vacip farz kadar kesin olmamakla beraber dinen yapılması gerekli görülen işler. Yani buradaki kesinlikle yapılmaması gerekenler günah olan, haram olan şeyler. Vacip değil. Yani bu ifade yanlış. Biz bunu arıyoruz zaten. Diğerlerine de bakalım. Hem hatırlamış oluruz. Sünnet farz ve vacip dışında Hazreti Peygamber'in yaptığı ibadetlerdir. Doğru. Müstehap ise yapılması güzel olan davranışlardır. Yani İslam dininin yapılmasını hoş gördüğü, tavsiye ettiği ama zorunlu olmayan davranışlar. Bunlara da müstehap deniyor. Biz B şıkkını işaretledik. Şimdi üçüncü soru. Oruç ergenlik çağına girmiş akıllı ve sağlıklı Müslümanlara farzdır. Ancak İslam dini insanları güçleri oranında sorumlu tutmuştur. İnsanların güçlerini aşan veya sıkıntıya yol açan durumlarda kolaylaştırıcı hükümler getirmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi oruç ibadetiyle ilgili kolaylık sağlanan gruplardan değildir? Yolcular evet yolcu oldukları süre içerisinde oruç tutmayabilirler. Sonradan tutmadıklarının yerine kaza ederler. Yani mesela 3 gün oruç tutamadıysa daha sonra 3 gün onun yerine tutar. Bu şekilde bir kolaylık sağlanmış. Hamileler aynı şekilde kolaylık sağlanmış. Onlar oruç tutmayabilirler o süre zarfında. Daha sonra tutabilirler. Hastalar da aynı şekilde hasta olduğu sürece orucunu terk edebilir. Ama hasta bakıcılar için böyle bir ayrıcalık yok. Bunlar yani oruç tutmamalıdır diye böyle bir kural yok. Buradaki cevabımız tabii ki D şıkkı oldu. Dördüncü sorumuz. 1000 aydan daha hayırlı olan ve Kur'an'ın indirildiği gece aşağıdakilerden hangisidir diyor. Kadir gecesi, Mevlid Kandili, Berat gecesi ve Miraç gecesi var. Doğru cevap A şıkkı olacak. Kadir gecesi. Ve geçiyoruz 5. soruya. Arkadaşımın oyuncağını çok beğenmiştim. Bende de olmasını istiyordum. Zaten onun çok oyuncağı vardı. Odada yalnızdım. O oyuncağı alsam kim anlardı ki? Ama almamaya karar verdim. Çünkü nokta nokta. Yukarıdaki örnek olayda boş yere hangisi getirilirse en uygun olur. Çünkü babama desem bana alırdı. Çünkü o oyuncağı pek de beğenmemiştim. Çünkü aslında yalnız olmadığımı, Allah'ın her şeyi görüp duyabileceğini hatırladım. Evet, en uygun tabii ki C şıkkı olmalı. Ayak sesleri duymaya başlamıştım gibi ifadeler de var ama tabii biz C şıkkını işaretledik. Yani doğru cevap C şıkkı yani. 6. Camilerde Ramazan aylarında iki minare arasında yazılan güzel yazılara ne denir? Yani iki minare arasında asılan böyle ışıklı güzel yazılara ne denir? Kahya, Arefe, Mahya ve Şadırvan. Doğru cevap C şıkkı tabii ki Mahya deniyor. Şimdi diğer sorumuza bakalım. 7. soru. Oruç tutan bir Müslüman diğer zamanlara göre daha fazla sabır gösterir ve mümkün olduğunca kötü işlerden uzaklaşır. 5 vakit namazını kılan bir Müslüman sosyal hayatta planlı yaşamayı öğrenir. Yukarıda verilen bilgilerden aşağıdakilerden hangisi çıkartılabilir? A. İbadetler insanların davranışlarını güzelleştirir. İbadetleri sevap kazanmak için yaparız. Oruç tutan insan namazlarını da kılmalıdır. Namaz kılmak için abdest almak gerekir. Evet, burada bahsedilen ibadetler insanların davranışlarını güzelleştiriyor. Bu anlatılıyor parçada. A şıkkını işaretledik. 8.
Aşağıdakilerden hangisi Ramazan ayında yapılmaz? Minarelerin arasına mahya asmak, evet bu yapılır. Fitre vermek, evet doğru, Ramazan ayında fitre verilir. Hacca gitmek olmaz çünkü hac mevsimi Kurban Bayramı zamanına geliyor. Ramazan bayramında değil. Cevabımız C şıkkı oldu. Teravih namazı kılmak da zaten Ramazan ayında yapılıyor. Geldik 9. soruya. Ramazan ayında büyüklere özenen çocukların sabahtan öğlene kadar ya da öğleden akşama kadar veya daha kısa bir süre için oruç tutmalarına nokta nokta denir. Yukarıdaki verilen ifadeye göre boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Farz oruç, vacip oruç, tekne orucu ve nafile oruç. Çocukların yaptığı bu büyükleri gibi özenerek tuttukları bu oruca tekne orucu deniyor. Aslında çocuklara oruç farz değil. Ama onlar da büyüklerine özendikleri için böyle sabahtan öğleye kadar veya öğleden akşama kadar kısa süreli oruçlar tutturuyor büyükler onlara. Onlar da seviniyorlar biz de oruç tuttuk diye. Ve bunun adı tekne orucu. 10. Sürekli sağlık sorunları olanlar ve yaşlılık gibi nedenlerle oruç tutamayanlar ise nokta nokta verirler. Cümlesindeki boşluğa gelmesi gereken kelime aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi sürekli hasta olan bir kişi var mesela. Hiç oruç tutamıyor hiçbir zaman işte. Diyelim ki çok ciddi şeker hastalığı var ve oruç tutması yasak doktor tarafından. Çünkü sağlığı bozuluyor. Peki bu kişiler ne yapacaklar? Kaza da yapamıyorlar başka zamanlarda çünkü sürekli hasta durumdalar. Tabii ki bunun yerine fidye verecekler. Buna verdikleri miktara fidye deniyor ve cevap D şıkkı oldu, işaretledik. 11. soru. Yukarıdaki ayetler aşağıdaki konulardan hangisiyle ilgilidir diyor. Bakalım, güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. Rahman suresi 5. ayet. O 7 göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahman'ın yaratmasında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Mülk suresi 3. ayet. O geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır. Her biri belirli bir yörüngede yüzmektedir. Enbiya suresi 33. ayet. Evrendeki düzen, evrendeki kötülük, evrendeki bozukluk ve evrendeki kavga. Doğru cevap tabi burada evrendeki düzenden bahsediliyor bu ayetlerde. A şıkkını işaretledik. 12. Oruç tutmak için gece kalkılıp yenilen yemeğe ne denir, ne ad verilir? Sahur, akşam, iftar ve gece. Doğru cevap sahur olacak. A şıkkı. İftar ne zaman peki? İftar orucun sonlandığı zaman, yani akşam ezanı olduğu anda oruç sona eriyor ve yenilen yemeğe de iftar yemeği deniyor. Ama burada bahsedilen sahur yemeği. 13. soru. Yukarıda hangi peygamberin tanımı verilmiştir diyor. Demircilik sanatını iyi biliyordu. Demirden zırhlar yapıp satar ve geçimini kendi elinin emeğiyle sağlardı. Nafile ibadet çok yapar, çok oruç tutar, çok namaz kılardı. Kutsal kitap olarak Zebur verilmiştir diyor. Tabii ki burada Hazreti Davut Aleyhisselam'dan bahsediyor. Cevap değişik oldu. 14. Ramazan ayında yatsı ile vitir namazı arasında kılınan 20 rekat olan ve kılınması sünnet olan bir namazdır. Bu namaz aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bayram namazı, teravih namazı, vitir namazı ve öğle namazı. Doğru cevap burada teravih namazı tabii ki. B şıkkını işaretliyoruz. Ramazan ayında kılınıyor ve 20 rekat kılınıyor. Yatsı namazıyla vitir arasında kılınıyor. Evet, devam edelim. Son kağıdımızdaki son iki soruyu da yapalım. 15. Yukarıdaki ayette emredilen oruç aşağıdakilerden hangisidir diyor. Oruç sayılı günlerdedir. İçinizden hasta veya yolcu olanlar tutamadığı günler sayısınca başka günlerde oruç tutsun. Şimdi buradaki az önceki bir soruyla bu soruyu karşılaştırmak istiyorum. Hasta olan veya yolcu olanlar, yani hastalığı geçici bir süre olanlar. Diyelim ki Ramazan ayı geldi. Orada bir hastalık oldu. Çok ciddi rahatsızlık oldu ama bir hafta sonra geçti. Bu kişi tutamadığı günler adedince 7 gün tutamadıysa Ramazan bayramından sonra 7 gün tutacak. Bu tutamadığı günler sayısınca. Az önce başka bir soruda şu vardı. Sürekli hastalığı olanlar. Yani hastalığı hiç düzelmeyenler. Onlar tabii tutamadıkları için fidye veriyorlar. Ama burada geçici bir süre hasta veya yolcu olanlar ne yapıyorlar? Tutamadığı günler adedince kaza orucu yapıyorlar. 7 gün tutmadıysa 7 tane kaza yapıyor. 7 gün daha tutuyor. 3 gün tutamadıysa bayramdan sonra 3 gün tutuyor uygun bir zamanda. 16. Aşağıdakilerden hangisi görgü kurallarındandır? Kapıyı 3 defa çaldığımız halde açılmıyorsa geri dönmek, insanlara dik dik bakarak rahatsız etmek, lafımızı unutmamak için karşımızdakinin sözünü kesmek,
herkesin içinde yere tükürmek. Doğru cevap A şıkkı. En uygun davranış burada A şıkkı olacak. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.